bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bilgi edinmeden varılan peşin yargıya ön yargı denir. Ön yargı davranışa dönüşürse artık adı dışlamadır. Yani ön yargıya tutum, dışlamaya ise davranış diyebiliriz. Kabul etsek de etmesek de hepimiz zaman zaman ön yargılı davranabilmekteyiz. Ön yargı genellikle olumsuz olarak nitelense de herhangi bir şeye karşı beslediğimiz sebepsiz olumlu tutum da aslında ön yargıdır. Kişisel ön yargılarla günlük hayatta sıkça karşılaşırız. İnsanları fiziki özelliklerini, kıyafetlerini, şivelerine göre hemen analiz eder ve kişisel ön yargılarımızı yaratırız. Akran zorbalığı dediğimiz durumun altında yatan nedenlerin başında da tanımadan birine ön yargılı davranan genç nesil olduğunu söyleyebiliriz. Bu ve benzeri davranışlarımızda kişiliğimizin şekillenmesinde ailemiz ve çevremiz en önemli unsurdur. Toplumların da bazen ön yargılı, değişmez, ayrımcı tutumları vardır. Bunlar nesilden nesile geçmiş ve toplumda genel bakış haline gelmiştir. Arap Yarımadası'nda kadının gördüğü baskı, Almanya'da aşırı milliyetçilerin Yahudilere yaptıkları, Avrupa'nın ve birçok ülkenin Suriye'den ve Orta Doğu'dan gelen mültecilere bakışı, toplumda yerleşen ön yargılara örnek verilebilir. Hayatımızda bir iki tecrübeden yola çıkarak ya da toplum psikolojisine uyarak ön yargı kapısını açmamalıyız. İlk defa karşılaştığımız bir kişi veya durum hakkında söz söylemekte acele etmemeli, çevremizden olumsuz etkilenmemeliyiz. İnsanları dinine, ırkına, mezhebine, giydiği kıyafete, fiziksel özelliklerine bakarak değerlendirmemeliyiz. Empati yapmayı unutmayıp başkalarının açtığı ön yargı kapısından geçmek zorunda olmadığımızı bilmeliyiz.